Size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Kalp kasılma kuvvetini yani kontraktilitesini nasıl arttırabilir? Bu sorunun cevabını ararken kendinizi kalbinizin yerine koymanızı istiyorum. Kalbimiz her gün her saniye bizi hayatta tutabilmek için çok sıkı çalışan bir organımız. Evet, şimdi kendinizi kalbinizin yerine koyun ve bu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Çok ama çok çalışıyorsunuz ve sizden daha da fazlasını yapmanızı istiyorlar. Kasılma kuvvetinizi nasıl arttırabilirsiniz? Şimdi, bir enerji türünün bir başka enerji türüne dönüşebildiğini biliyoruz. Burada kimyasal enerjiden bahsediyoruz. ATP molekülünü ele alalım. Evet, kimyasal enerji dediğimde bu molekülü aklıma getiririm. Kimyasal enerji mekanik ya da kinetik enerjiye dönüşecek. Mekanik yazalım. Kimyasal enerjinin mekanik enerjiye geçmesi ortaya kasılma kuvveti dediğimiz kuvveti çıkarıyor. Evet, kasılma kuvvetini işte bu şekilde elde ediyoruz. Bunu yapmamızı sağlayan özel bir protein de var. Size hemen çizeyim. Bu miyozin başıdır. Aslına bakarsanız bunun tam bir protein olduğunu da söyleyemem. Proteinin bir kısmı sadece. Kimyasal enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesini işte bu miyozin başı sağlar. Bu durumda az önce sorduğum soruyu daha fazla miyozin başının çalışmasını nasıl sağlarız olarak da sorabiliriz. Ve cevap da aslında budur. Daha fazla kuvvet için daha fazla miyozin başına ihtiyacımız vardır. Örneğin elimizde çalışmakta olan 100 tane miyozin başı olduğunu düşünelim. Bunlardan 200 tanesini nasıl elde edeceğiz? Soru bu. Ya da elimizde 200 tane varsa 500 taneyi nereden bulacağız? Buna cevap vermek için de miyozin başlarının görevlerini yerine getirebilmek için neye ihtiyaçları olduğunu araştırmamız gerekiyor. Size işin temel kriterlerinden bahsedeyim. Miyozinlerin ihtiyaçları olan iki temel şey var. Bunlardan ilki aktine yakın olmaları. Bu aktin adı verilen başka bir proteine yakın çalışmaları anlamına geliyor. Ve eğer aktinden uzaktalarsa hiçbir şey olmaz. Yani görevlerini yerine getiremeyecekler. Anlaştık mı? Buna ek olarak bir de bir polarite mevzusu olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bununla aktinin belirli bir yönü olduğunu söylemek istiyorum. Aktine yakın olmaları yanında bir de doğru yöndeki aktine yakın olmaları gerekiyor. İkinci olarak da kalsiyuma ihtiyaçları olduğunu biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Kalsiyum troponin C'ye bağlanmalı. Troponin C Tropomiyozini yoldan kaldıracak. Evet, bu şekilde görevinin ne olduğunu da kolaylıkla hatırlarsınız. Bakın. Tamam mı? Tropomiyozin yoldan çekilince aktin miyozine bağlanmak için serbest kalacak. Bu ikisini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor arkadaşlar. Miyozinin aktine yakın olması ve kalsiyum troponin C'ye bağlanması. Şimdi kendime biraz yer açmak istiyorum daha önceden çizdiğim bir şeyi de şöyle ekrana getireyim. Aslına bakarsanız bu konuyu ikiye ayırmamız gerekiyor. Çünkü sistolün mü yoksa diastolün mü ee, sonundan bahsettiğimiz son derece önemli bir ayrıntı. Yani sistolün mü yoksa diastolün mü sonundan bahsediyoruz. Tamam mı? Evet. Tam olarak hangi andan bahsediyoruz. Bu çok önemli. Ve bunları da adlandırmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu tarafta diastol sonundan, bu tarafta da sistol sonundan bahsedelim. Bu iki an konu açısından son derece önemli olduğundan bunlara ayrı ayrı değineceğim. Az önce bahsettiğim iki kriteri düşünürseniz, hangisinin kriterleri karşıladığını sorsam bana ne cevap verirsiniz? Evet, tek tek düşünelim mi? Birincisi, aktine yakın olmaktı. Bana buradaki miyozin başlarından hangisinin olması gerektiği gibi aktine yakın olduğunu söyleyebilir misiniz? Buradaki üçü. Buradaki 5'inin polaritelerinin de doğru olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde buradaki 5'i ve buradaki 3'ü. Bazılarını daire içine almadığımı fark etmişsinizdir. Bu ikisi ve bu ikisi. Bunun sebebi bu ikililerin yanlış polaritedeki aktine yakın olmaları. Ne demek istediğimi anlayabilmeniz için aktinlere okların e, uçlarını da şu şekilde çizdim. Evet, bunların yanlış yöndeki aktine yakın olduğunu şimdi daha iyi görüyorsunuz değil mi? Toplam kaç tane miyozin başını daire içine aldım arkadaşlar? 16 tane. İkinci kriter de kalsiyumla ilgiliydi. Şimdi rastgele bir sayı seçelim. Mesela 10. Evet, elimizde etrafta gezen 10 tane kalsiyum iyonu olduğunu düşünelim. Farklı bir noktaya da parmak basabilmek için aslında daha büyük bir sayı seçelim. 20 tane 20 tane kalsiyum iyonumuz olsun tamam mı? Bunların troponin C'ye bağlanacaklarını biliyoruz. Troponin C'ye etraftaki kalsiyumların sadece %50'si bağlanır. Evet, bunların %50'sinin troponin C'ye bağlanacak olduğunu söyledik. Peki 20'nin %50'si nedir? 10 tabii ki. Kalsiyumların 10 tanesi bağlanacak. Bu ikisini birbirinden ayırsam daha iyi olacak sanırım. Evet. Buraya 10 tane kalsiyum ekleyelim ve bakalım neler olacak. 1, 2, 3, 4, burada 5, şu 6, bu 7, 8, 9 ve 10. Çalışan kaç tane miyozin başı vardı? Çalışan miyozin başlarını küçük kırmızı oklarla işaretleyeceğim. Yani iki kriterimizi de karşılayan miyozin başlarını. Burada iki tane var. Bu, bu. Ee, bir tane de burada ve bir tane de burada. Toplam yedi tane çalışan miyozin başı var. Not ediyorum arkadaşlar, 20 miyozin başından 7 tanesi çalışıyor. Çok da kötü değil ama yüzde %50 bile değil. Ekranı biraz uzaklaştıralım. Bu noktada kalbin aklında bundan daha çoğunun olduğunu yani 7'den daha fazlasını istediğini bildiğimizi de bir kere daha söylemek istiyorum. Daha çok miyozin başının çalışması için gereken temel strateji gerilme. Videonun başında sorduğum soruya tek bir kelime ile cevap verecek olsaydınız, çalışan daha çok miyozin başını nasıl elde edebiliriz sorusuna, işte cevap bu arkadaşlar. Gerilerek özellikle de diastol sonundaysak. Cevap bu. Püf noktası bu. Şimdi de bunun gerilmiş bir versiyonunu ele alalım ve bakalım burada neler olacak. Gerilmiş versiyonda da 20 tane kalsiyum olsun ve gerilmiş durumda troponin C'ye %50'si yerine daha fazlasının bağlanacağını da biliyoruz. Evet, şu anda troponin C kalsiyumların bağlanması için can atıyor. Troponin C'nin kalsiyum afinitesini değiştirebilmesi de ilgi çekici bir özelliğidir. Evet, bağlanan kalsiyumların sayısı 15'e çıktı. Daha önce 10 tanesinin bağlandığını da bir kere daha tekrar etmiş olayım. Şimdi bir de doğru polaritedeki aktinlerin yakınında olan miyozin başlarını daire içine alalım. 5 10 Hatta hepsi doğru polaritedeki aktinlerin yakınındalar. Daha önce sadece bazıları doğru polaritedeki aktinlerin yanındayken arkadaşlar bakıyoruz şu anda hepsi doğru yerdeler. Rastgele bağlanan kalsiyumları da çizelim. Bunlar aktinin farklı kısımlarına bağlanıyorlar. Orada miyozin olmamasına rağmen neden bu kadar solda olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Kalsiyumun troponin C'ye nerede isterse orada bağlanacağını hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bu da miyozin olmasa da bağlanabileceği anlamına geliyor. Doğru olduğundan emin olalım. Üç tane daha çizmem lazım. Bir, iki, üç. Şimdi de çalışan miyozin başlarını işaretleyelim. Biri burada, biri burada. Burada, 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 Aslına bakarsanız kalsiyumun bağlandığı yerlerdeki miyozin başları çalışıyor da diyebiliriz. Şimdi 20'sinden 9'u çalışıyor. Ve oranın arttığını söyleyebiliriz. 20'de 9 oldu. Gerilmeyi kullanarak daha fazla miyozin başının çalışmasını sağladık. Bu arada bu sayıları tamamen aklımdan uydurduğumu da eklemek istiyorum. Yani sayılara takılıp kalmayın. Önemli olan neler olup bittiğini anlamanız. Gerilme adını verdiğimiz kavram, Kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesinden sorumlu miyozin başı sayısını arttırmamızı sağladı. Bunun diastol sonu olduğunu da e, bir kere daha söyleyelim. Peki sistol sonunda ne olacak dersiniz? Sistol sonu söz konusu olduğunda miyozin aktin çizimlerinin hemen hemen aynı olduğunu göreceksiniz. Sistol sonunda yani her şey gevşediğinde gerilmenin uygun bir kavram olmayacağını biliyoruz. Bu durumda çalışan miyozin başı sayısını arttırmak için başka bir strateji düşünmemiz lazım. Peki bu strateji ne olabilir? İlk senaryo ile başlayalım mı? Üsttekileri A senaryosu, alttakileri de B senaryosu olarak adlandıralım. Sistol sonundaki A senaryosuna bir bakalım, bir göz atalım arkadaşlar. Çalışma kapasitesine sahip miyozin başlarını işaretleyelim mi? Burada 1, burada da 5 tane var. Burada da 5 ve 1 tane daha. Buradaki grup yüzünden bir blokaj söz konusu. Bunu da farklı bir renkle çizeyim. Evet, buradaki gruptan bahsediyorum. Bunlar sistemi bloke ediyorlar çünkü polariteleri yanlış. İkinci kriterimizde bağlanan kalsiyumlar olmalı demiştik. İşleri basit tutmak için burada da aynı sayıyı yani 20'yi kullanalım. 20 tane kalsiyum olsun ve %50'si troponin C'ye bağlansın. Buradan az önce elde ettiğimiz sonucun aynısını elde ederiz. Yani 10 tane kalsiyumla kalırız. Bu kalsiyumları yine etrafa dağıtalım. Birini buraya, birini buraya, buraya bir tane. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Peki bunlardan kaç tanesi çalışacak? Evet, çalışan kaç tane miyozun başı olacak? Bu birincisi, Bunlar yani ortadakiler çalışamayacak. Bunlar da blokeydi ama burada çalışan bir tane daha var. Bir tane de burada. Burada ve burada da bir kalsiyum olduğunu ama buradaki miyozin başlarını işaretlemediğime dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu miyozin başları da aktine yakın ama kalsiyum yakında olan aktine değil de uzak tarafta olan aktine bağlanıyor. Bu yüzden de bu miyozin başları çalışamayacaklar. O halde toplam 3 tane var. Yani, durum çok da iyi değil. Kalbin sistol sonunda kullandığı strateji gerilme değil, kalsiyumun artmasıdır. Kalsiyum miktarı artınca, sonuç da daha iyi olacak. Evet, kalbin bu durumda kullandığı strateji ya da fikir budur. Kalsiyum miktarının artmasının nasıl işlediğini de görmek ister misiniz? İki katına çıkaralım. 40 tane kalsiyum olsun. Ne kadar da fazla, öyle değil mi? Yüzdeyi aynı tutalım, yani bu da yüzde 50 olsun. %50'si troponin C'ye bağlanacak. Bu durumda 20 tane kalsiyum elde ederiz. Bunları rastgele yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla var. Hemen hemen her yere böyle bir tane çiziyorum. Evet, halen çiziyorum elbette. Bakalım ne olacak? 20 tane oldu mu? Sanırım oldu, evet. 20 kalsiyum. Şimdi neler olacağını görelim. Daha önceki gibi doğru polariteye sahip aktinlere yakın olan miyozin başlarına bakacağız. Bunların bahsettiğim miyozin başları olduğunu biliyoruz. Diğerleri yanlış polaritedeki aktinler yüzünden bloke durumdalar. Şimdi de saymamız lazım. Bu arada daha önceden hazırlamadım yani ben de şu anda ilk kez görüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Bu tarafta da 5 6 7 ve 8. Mantıklı olanları oklarla işaretledim. isterseniz kontrol edebilirsiniz. Etrafı mavi olan ve yakınındaki aktinde kalsiyumu olan bir miyozin başı aradığımızı unutmayın. Sanırım doğru yaptım ama emin olmak için isterseniz kontrol edebilirsiniz. 40'ta 8. Ve bu az önce elde ettiğimiz sonuçtan çok daha iyi. Öyle değil mi? O halde stratejimizin işe yaradığını da söyleyebiliriz. 3 değil bu defa 8 tane elde ettik. Diyastol sonunda da 7'den 9'a çıkmıştık. Gelişim olduğunu söylemek e, doğru olur, öyle değil mi arkadaşlar. Bunlar temel stratejiler ama önemli olanın mümkün olduğu kadar miyozin başının çalışmasını sağlamak olduğunu unutmayın.